Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Hattı yine her zaman olduğu gibi tam saatinde başlıyor. Her gün saat 2'de evlerinize canlı canlı konuk oluyoruz. Sizleri çok ilgilendiren konuları seçmeye çalışıyoruz. Birçok insanın müzdarip olduğu hastalıkları işlemeye çalışıyoruz. Bugün de yine öyle bir program hazırladık sizler için. Bakın Sağlık Hattı'nda neler var bugün. Burcu Sarıcay'la Sağlık Hattı programında nöroloji uzmanı doçent doktor Hüseyin Turan Atay, uyku bozuklukları ve huzursuz bacak sendromu hakkında bilinmeyenleri sizler için anlatacak. Sağlık Hattı'nın diğer konuğu, estetik ve plastik cerrahı operatör doktor Sedat Baş da estetikte yapılan son yenilikleri sizler için anlatacak. Az sonra... Evet sevgili izleyiciler, çok değerli bir hocamız bizimle birlikte. Doçent doktor Turan Atay bizlerle birlikte. Nöroloji uzmanı kendisi. Medicana International Hospital'dan katılıyor programımıza. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizin de çok önemli uykumuzdan bahsedeceğiz. Aslında uyku bozukluklarından bahsedelim dedik. Bir de sevgili izleyiciler, çok tarif edemediğimiz bir hastalık var ya, huzursuz bacak sendromu, ne olduğunu anlatamadığımız bir hastalık. Ondan bahsedeceğiz hocamızla. Nasıl tedavi ediliyor? Var mı bunun tedavisi? Biz bunun için doktora gitmeli miyiz? Hepsini Turan hocamızdan öğreneceğiz. Hocam, uyku bozuklukları dedik. Biz sadece horlama ve uyku apnesi biliyoruz ama program öncesinde biz biraz sohbete başladık sevgili izleyiciler. Daha bir sürü uyku bozuklukları varmış. Nelerdir? Bir baştan bize sayar mısınız hocam uyku bozukluklarını? Şimdi tabii siz fazlasını da biliyorsunuz. Eskiden sadece uykusuzluk yakınması olanlar doktora gelirdi. O zaman da uyku tabi çok gelişmiş olmadığı için genellikle psikiyatristler, dahiliyeciler veya pratisyenlere doğru giderdi her yerde. Ellerinde bir türlü ilaçla dolaşırlardı. Şimdi uyku laboratuvarları ve uyku tıbbının gelişmesinden sonra uyku bozukluklarının daha iyi anlaşılması ve bunların sınıflanmasının üzerine şimdi 80 üzerinde uyku hastalığı tarif edilmiş. 80'in üzerinde. Evet. Tabii bunları belli başlıklar altında toplamak mümkün. Kabaca şöyle diyebiliriz. Uykusuzluk, yani tatmin edici olmayan, ister süre ister kalite bakımından uyku eksikliğiyle giden rahatsızlıklar var. İnsomni diyoruz onlara, uykusuzluk. Aşırı uykululuk durumları, gündüz aşırı uykululuk ve kişinin fazla uyumasıyla karakterize hipersomniler var. Bunların içerisinde tabii uyku kalitesini bozan uyku apne sendromu da giriyor ama onun dışında santral sebeplerle, yani beyinden kaynaklanan narkolepsi gibi, İşte dönem dönem ortaya çıkan periyodik hipersomni gibi, bunlar işte bazen bayanların regl dönemlerinde olan aşırı uykululuk hali veya arada bir aya kadar uzayabilen, yanında fazla yeme, hiperseksüelite gibi davranış bozukluklarında eşlik ettiği uykululuk dönemleriyle karakterize özel hastalıklar var. Daha sonra bu sirkadiyen ritim bozukluğu dediğimiz uykunun gün içerisindeki zamanlamasının, ritminin bozulmasıyla ortaya çıkan, işte gerek vardiyalı çalışma bozukluğunda görüldüğü gibi veyahut işte uzun saat farkı olan ülkelere seyahatlerde jet lag diyebildiğimiz kaymalar var. Onun dışında diğer hastalıklarla veya ilaçla etkileriyle ortaya çıkan uyku bozuklukları var. Daha çok çocuklarda gördüğümüz işte gece uykuda yürüme, uyku terörü veya uyku sarhoşluğu dediğimiz rahatsızlıklar var. Böyle 4-5 başlık altında topladığımız 80 üzerinde uyku hastalığı var. Uyku hastalığı var. Peki hocam, bize sağlıklı uykuyu tarif edebilir misiniz? Belki onun dışında kalan durumları rahatsızlık olarak algılayabiliriz. Doğru olur mu sizce? En çok bize sorulan sorular zaten ne kadar uyumamız lazım? Kaç saatlik bir uyku yeterlidir sorusu oluyor. Aslında biraz da kişinin genetik olarak doğuştan getirdiği bir özellik. Ortalama 7,5-8 saatlik gece uykusu bizim ortalama değerlerimiz insan popülasyonu içerisinde ama seyircilerimiz de biliyorlardır, çevresindeki insanlardan. Bunun biraz daha az, belki 5,5-6 saat uykuyla da mükemmel idare eden insanlar var ama 9-9,5 saat uyumazsa kendini ertesi gün sersem hisseden insanlar var ki bunlara biz uzun uyuyanlar diyoruz. Kişinin mesleki durumuna veya yaşam tarzına göre uykusunun bir kısmını kısaltabilmesi zaman içerisinde mümkün oluyor. Bunun dışında gene doğuştan baykuşlar ve tavuklar var, biliyorsunuz. Tavuklar dediğimiz daha erken yatıp erken kalkmaya meyilli. Baykuşlarda daha çok akşam saatlerinde verimi artan, gece çalışmayı seven, geç yatmayı seven ama buna mukabil geç kalkmayı seven insanlar. Bu baykuş tipleri biraz daha kısa uykuya da veya gece çalışmalarına, vardiyalı çalışmalara dayanıklı oluyorlar. Şöyle demek lazım aslına bakarsanız.
gece uykunuzu aldıktan sonra sabah uyandığınızda kendinizi dinç, güne hazır hissettiğiniz, yataktan kolaylıkla kalkabildiğiniz ve gün içerisinde de ilerleyen saatlerde performansınızı, dikkatinizi kaybetmeden ve uyku bastırmadan akşama kadar performansınızı, yaptıklarınızı yapabildiğiniz uyku miktarı sizin için yeterli uyku yeterlidir. Miktarı. Yani sağlıklı uyku aslında kişiden kişiye değişebiliyor. Yani süre açısından değişebiliyor mutlaka. Bir de uykunun, özür dilerim, sadece süresi değil, kalitesi önemli. Kalitesi de çok önemli. Yani uyku esnasında da nasıl davrandığımız ya da işte o rahatsızlıklardan da bahsedeceğiz hocamızla. Sevgili izleyiciler, bizi arayabilirsiniz. Her konuda uyku problemleriyle ilgili her türlü sorunuzu hocamıza sorabilirsiniz. 0212 912 0403 numaralarımız. Turan hocamız buradayken hazır. Her türlü bilgiyi öğrenelim ve doktora gitmemiz gerekiyorsa da gidelim bu konuyla ilgili. Biz mesela ne zaman hocam alarm vermeli sizce? Ne zaman doktora başvurmalıyız? Yani 3 gün uykusuzluk çektik diyelim. Normalde güzel uyuyabiliyorken. Bu bir doktora gitme sebebi midir hocam? Şimdi birçok sebep uykusuzluğa sebep olabiliyor. Şöyle ki, daha hayatımızdaki ani değişiklikler, duygusal veya işte iş hayatımızla ilgili olsun, aile hayatımızla ilgili olsun. İlle bunun üzücü olması da gerekmez. Çok sevindirici bir şey de olabilir. Beğendiğimiz, sevdiğimiz bir takımın galibiyetiyle o gece biz sevinçten uyuyamayabiliriz. Ya mesela da aşık oluruz, günlerce gözümüze uyku girmez. Aynen öyle. Ya da işte mesela mezun olmuşuzdur okulumuzdan ya da iş değiştirmişizdir. Ama tam tersi, işte ev ya da iş değiştirme, eşinden ayrılma, bir yakınını kaybetme vesaire gibi olaylarla ani değişikliklerle hayat düzenimizde hepimiz zaman zaman geçici uykusuzluklar yaşayabiliyoruz. Ve bu olay etkisini kaybedip kişi olaya adapte olduktan sonra uykusuzluk yavaş yavaş çözümlenebiliyor. Bu genellikle bir ayı falan geçmediği müddetse biz ona akut insomni ya da akut uykusuzluk diyoruz. Ama bu işte 6 haftayı özellikle geçip aylar, hatta yıllar sürmeye başladığı zaman çok büyük bir sıkıntı oluyor. Hastaların zaten en çok muzdarip olduğu konulardan biri bu. Özellikle bu 2-3 gün değil ama böyle bir ayı geçtiği durumlarda tabii başvurmak lazım ve sebebini bulmak lazım. Bu gerçekten bir psikiyatrik rahatsızlığa, bir depresyona bağlı da olabilir. Ama belki biraz sonra konuşacağımız bir huzursuz bacağı veya bizim çok sık rastladığımız, hangi sebeple başlamış olursa olsun bir müddet sonra uykusuzluk süresi uzadıkça kişinin artık bu uykusuzlukla baş edebilmek için başvurduğu ama olumsuz olarak etki eden bazı davranış şekillerinden ya da uyuyamama endişesinden kaynaklanan öğrenilmiş uykusuzluk var. Bu sefer işte o zaman iyiden iyiye sarpa sarıyor. O davranış kalıplarını kırmak veya işte uyku düzenini yeniden oturtmak, kişiye öğretmek, beynine öğretmek gerekiyor. Genellikle uykusuzluktan muzdarip hastalar böyle sihirli bir ilaç bekliyorlar ama ben genellikle bu tür kronik uykusuzluklarda ilaç kullanmıyorum. Kullanmamak güzel lazım ve aslında ev ödevi verip biraz onlara yeni bir düzen kurmak lazım. Düzen kurmak lazım. Biz genelde şey de yapıyoruz hocam. Hani bildiğimiz bir takım uyku getiren, uyku yapan ilaçlar var. Reçetesiz alınabilen eczaneden. Hemen onlara başvuruyoruz. Yani genel tablo bu. Hani uykusuzluk için doktora gitmemiz gerektiğini çok algılayamayabiliyoruz. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum bu programda. Devam ederken de mutlaka horlama ve apneye de detaylı bir şekilde girelim. Çok insanda var. Yani küçük büyük fark etmeksizin horlama ve apne de ciddi, evet, bir uyku bozukluğu değil mi hocam? Onu belirteceğim. Şimdi uykusuzluk gerçekten kişiyi çok rahatsız eden bir şey olduğu için genellikle hekimlere uykusuzlar başvuruyorlar. Ama esasında biz uyku tıbbı ile uğraşan hekimler için bizim acilimiz ya da endişelendiğimiz uyku açısından olaylar fazla uyuyanlar. Biz mesela uyku laboratuvarlarında özel bazı durumlar dışında uykusuzluk çeken hastaları yatırmayız. Onların zaten uyuyamayacağını o da ortamda da biliriz. Orada da ama işte huzursuz bacak sendromu gibi bazı özel uykusuzluk sebeplerini ayırmak lazım. Çünkü bunlara bazı verilen uyku ilaçları ters etki de yapabiliyor. O bakımdan tabii ki önemli ama esasında aşırı uykululuk dediğimiz durumlarda uyku daha kalitesinin tehlikeli bozukluğu var. Bunlar daha tehlikeli hastalıkların habercisi olabilirler. İşte uyku apne sendromu bunlardan bir tanesi. Aşırı uykululuk trafik kazalarına, iş kazalarına dikkat eksikliği sebebiyle neden oluyor. Ve gene uyku apne sendromu gibi aşırı uykululuk yaratan hastalıklar kalp hastalığı, inme, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklara davetiye getiriyorlar. Yani bunların bir an evvel tanılarını koyup tedavilerinin yapılması hayatı, ömrü, yani komplikasyonların engellenmesi bakımından da çok önemli.
Dolayısıyla hastalar genellikle aşırı uykudan pek şikayet etmezler. Bunu gündelik hayatın koşuşturmasına işte ya şimdi trafik şu da buna bağlarlar. Yoruldum zaten vesaire. Kanık sanır da aile tarafından da. Yani çok büyük bir şikayet sebebi değildir ama tam tersi uykulluk, aşırı uykulluk. Aslında ona daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle. Yani uykusuzluk zaten bir şekilde başvuruyorlar. Uykusuzluk problemi hayatlarını çok etkilediği için doktora gidiyoruz biz bu nedenle ama çok uyuyorsak gitmiyoruz. Ama asıl tehlikeli olan o diyor hocamız. Kimse aşırı uykulluğu kabul etmiyor. Ona bir sebep buluyor. Yakıştırmıyor kendine. Onu da gizliyorlar genellikle. Horladığını da gizliyor hasta. Doğru. Yani genellikle biz hastanın kendisinde öğrenemiyor. Horluyor musun diyoruz. Yok horlamıyorum. Eşi diyor ki yok horluyor. Evet. Öyle anlıyoruz. Çok haklısınız. Birçok boşanma sebebi olarak horlama, çünkü odaların ayrılmasıyla başlayan bir takım sonuçlara varabiliyor bu işler. Yani aslında konuşup bir an önce çözümünün bulunması lazım ama biz hocam horlama ya da uyku apnesindeki çözümleri de çok bilemiyoruz herhalde. Size geldiği zaman hasta özellikle tabii ki hani çok uyuyorum ama dinlenemiyorum, yorgun kalkıyorum vesaire. Başka şikayetler yaratıyor mu horlama ya da uyku apnesi? Şimdi tabii uyku apne sendromu, her horlayan da uyku apne sendromu olacak diye bir şey yok. Ama şunu biliyoruz ki istisnasız uyku apnesi olanların hepsi horluyorlar. Evet. Yani bu bir ileri aşama aslına bakarsanız. Basit horlamada her zaman nefes durması olmuyor. Ama bugün çalışmalar gösteriyor ki basit horlamanın bile kalp damar sistemi üzerine etkisi var. Etkisi var. Olumsuz olarak ve uyku kalitesi üzerine. Şimdi uyku apne sendromunun kesin tanısı tabii ki uyku laboratuvarında konulacak ama seyircilerimizin alarmı olması gerektiği bazı belirtileri var. Onlara bakmak lazım. Hı hı. Bunlardan birincisi tabii işte gündüz aşırı uykulluk ve hep kaç saat uyursanız uyuyun süresinden bağımsız olarak yorgun uyanmaktır. Yorgun kalkmaktır sabah. Hastalar yatağı böyle lanet ederek terk ederler. Gün içerisinde de uykulu oldukları için uyuklarlar. Bu başlangıçta hastalığın şiddetine göre monoton ortamlarda bir toplantıda veya ne bileyim işte gazete, televizyon seyrederken, gazete okurken olur ama hastalık ilerledikçe artık aktif olaylarda, münasebetsiz durumlarda da ortaya çıkabilir. En önemlisi de direksiyon başında ve iş başında olması. Bu gittikçe artan uykulluk hali ilk alarm edecek şey. Bunun dışında gece özellikle solunum eforu arttığı için nefes durmaları sırasında göğüs ve boyun bölgesinde, baş bölgesinde terleme, yastığının sırılsıklama, yaz kış fark etmeksizin. Gece tuvalete kalkmak, idrara kalkmak çok önemli bir bulgu. Hastalar bunu yaş ilerledikçe erkekler prostata, şeker hastaları diyabete bağlıyorlar ama bunların gündüz de sık tuvalete çıkarlar. Burada tam tersi gece yoğunlaşır idrara çıkmak. Bizim ağır hastalarımız gece 5-6 defa neredeyse saat başı tuvalete kalkarlar. Gece hani böyle özel yılda birkaç istisna, yazın işte akşamleyin biraz alkol almışsınız ya da geç saatlerde meyve yemişsiniz ya da aşırı sıvı aldığınız gibi durumlar dışında düzenli olarak gece tuvalete çıkmak aslında patolojiktir. Bu gece idrara çıkma ihtiyacı duyan, horlayan kişiler ve gündüz de eğer uykulluk çekiyor, yorgun kalkıyorlarsa mutlaka uyku apnesi sendromu düşünmeliler. Bunun dışında tabii uyku kalitesinin ortadan uyku kalitesinin bozulmasından mütevellit dikkat eksiklikleri, buna bağlı unutkanlıklar, karakter değişiklikleri. Mesela eşi diyor ki hastaya, ya bu munis bir adamdı, birdenbire şimdi her şey parlar oldu, acayip oldu bir şekilde karakteri oldu. Değişti, bağırıyor, öfkeleniyor vesaire. Sinirlilik hali de yapıyor. Sinirlilik hali yapıyor, unutkanlık yapıyor. Kilo aldırıyor bu hasta, hastalık metabolizmayı etkilediği için. Bizim şimdi artık metabolik sendrom dediğimiz kolesterol yüksekliği, özellikle göbek çevresi kilo alma, kilo artışı, insülin direnci ve hipertansiyon. Ya bakın, bunlar apne deyip geçmemek lazım. Aynen. Ne bunu kadar çok yapıyor şey ve bunlara oluşmasını kolaylaştırıyor bu hastalık. Ve hem bu aşırı uykulluk, hareketsizlik dolayısıyla hem bu metabolik değişikliklerden hasta kilo alıyor. Kilo aldıkça buradaki darlık arttığı için hastalık ağırlaşıyor. Hastalık ağırlaştıkça siz kilo almaya devam ediyorsunuz. Bir bu hastalar döngü oluşturuyor. Kolay kolay kilo veremiyorlar. Diyetlerle verseler de gerisini geri alıyorlar. Yani hastalığın kendisini tedavi edemezsiniz, hastalığın kilo almasını da engelleyemiyorsunuz. Ne kadar ilginç gerçekten. Baktığınız zaman tek tek bir daha saymak lazım ama bir telefonumuz var, biraz fazla beklettim. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi teşekkürler. Mehmet Bey arıyor bizi Ankara'dan. Hemen sorunuzu alalım. Buyurun Mehmet Bey. Gün içerisinde sürekli bir uyku halim oluyor. Geceleri horlamam var. Gün içerisinde böyle bir saat, iki saat uyumazsam kendinize gelemiyorsunuz. Uyur gezer durumdayım. Bayağı da etkiliyor hayatınız. Kaç yaşındasınız?
31. Çok da gençsiniz. Kilo başka var mı? Bir kilo var mı? Kilo sıkıntınız? Yani biraz var. Çok değil ama. Göbek çevresi mi? Göbek çevresi. Hı-hı. Peki apne var mı biliyor musunuz? Uyku apnesi, nefes durma vesaire gibi bir şey. Eşim bazen hani senin nefesin duruyor falan duyuyor ama geceleri. Buyurun hocam, bir şey sormak ister misiniz? Kendi orada ama bazen kendim uyanıyorum. Uyanıyorsunuz, evet. Hastalarımız bazen geceleyin dediği gibi Mehmet Bey'in bu nefes durmaları dolayısıyla bazen kendi horlamalarına veyahut da nefes darlığı, hava açlığı ve çarpıntıyla uyanabiliyorlar. Çünkü bu nefes durmalarının süresi 20 ila 40 saniye, hatta bazı hastalarda 2 dakikayı falan buluyor. O bu kadar. Demektir ki akciğere hava gitmiyor ve kan temizlenmediği için kalbe ve beyne de az miktarda oksijen gidiyor demek. Ve bu dönem içerisinde tansiyonda önemli yükselmeler ve nabızda hızlanmalar oluyor. Ama tabii bunu daha çok yakınlarından duyabilirsiniz hastanın. Tabii. O bakımdan eşim veya evde yaşayanların verdiği bilgiler çok önemli. Basit horlamanın aksine uyku apne sendromundaki horlama kesik kesik horlamadır. Birkaç defa horlar hasta, sesi kesilir. Bu sırada eğer gözlerseniz beyinden, yani solunum merkezinin emir göndermesi devam ettiği için, burada sadece periferde boğaz civarında nefes durduğu için solunum eforunun devam ettiğini görürsünüz. Yani diyafram hala çalışıyor. Dolayısıyla kişinin göbeği oynamaya devam eder. Fakat ses kesilir. Ağız burundan hava girişi olmaz. Bunu yenmek için oksijen düştükçe diyafram daha fazla kasıldığı için bu göbekteki nefes alma eforunun genliğinin arttığını hissedersiniz. Doğru. Yapınca bir müddet sonra bu sefer daha bir kükrer gibi bir sesle tekrar nefes başlar. Nefes alıp vermek başlar. Hastalar bunu fark ediyor. O sırada hasta biraz inler gibi sesler çıkarır, oynayabilir vesaire. Hızlı hızlı birkaç nefes alır. Tekrar uyku derinleşmeye başlayınca 3-5 nefesten sonra gene kesilir. Bu gece boyunca devam eder. Peki hocam, uyku apnesinde mesela gecede kaç kere bu nefes durması şeydir? Yani daha tehlikelidir. Bizim hastalığın ağırlığını, şiddetini belirlemede kullandığımız bazı indeksler var. Tabii bunun kaç kere olduğu veya saat başına ne kadar düştüğü tek başına bir ölçü olmasa bile fikir veriyor. Evet. Zaten biz her zaman nefes tamla durmuyor. Yüzeyelleşmesi de önemli. Oksijen düşmesi eşlik ediyorsa buna. Biz bununla ilgili solunum olaylarının saat başına 5 adede geçmesi ve en az 10 saniye sürmesini kriter olarak alıyoruz ve anlamlı bir oksijen düşmesinde kanda beraber eşlik ettiği. Öyle hastalarımız var ki saatte 60, 70, 80 defa nefesi duruyor. En az 10 saniye sürmeli diyordum. Ama tabii bu tek başına sayısal olarak bir şey ifade etmiyor. Mesela biraz önce dediğim gibi 40-45 saniye veya 1 dakika defasında nefesi duran hastalarımız var. Tabii o zaman bunun saat başına düşen sayısı az oluyor ama çok daha şiddetli oluyorlar. Yani sayı gittikçe artabiliyor, süre de uzayabiliyor. Ama biz uyku apnesi olduğumuz anda bir nöroloji uzmanına gitmeliyiz. Yani bunu özellikle de bir uyku laboratuvarına gitmeliyiz. Çok kısa tedaviden de bahsedelim. Son 1-2 dakika içindeyiz. Huzursuz bacağa giremedik bugün ama bir sonraki programımızda mutlaka daha detaylı işleyelim. Mesela uyku apnesi ya da horlamada nasıl bir tedavi yöntemi kullanıyorsunuz? Çok kısaca alabilirsek hocam. Şimdi tedavi esas olarak şöyle, ister hafif ister ağır olsun, bugün için uyku apne sendromunun en kesin tedavisi bir cihazla uyumak. Biraz gözünü korkutuyor bu hastalarımızın ama özellikle ne ağır hastalarımız bu cihazı kullanıp hem uyku kalitesindeki, günlük hayatlarındaki kalite farkını görüp hem de başka bazı şikayetlerini ortadan kalkınca cihazlarına bağlanıyorlar. Bu basit olarak burundan havayla, bir küçük maskeyle belli bir basınçta hava üfleme esasına dayanan, bunun balon şişirme gibi düşünün. Balonun ağzı dardır, üfleyince genişler. Amacımız burada burundan ağız boşluğu içerisinde pozitif bir hava basıncı verip bu gece gevşeyip birbirine yaklaşan ve kapanan dokuların açık olmasını sağlamak. Bu tabii kişiden kişiye değişiyor, bu basınç ihtiyacı. Dolayısıyla uyku laboratuvarında ikinci gece bu cihazın ne kadar basınçla kullanılması gerektiğini ayarlıyoruz. Her pozisyonda uykunun her döneminde horlamayı ve nefes durmalarını ortadan kaldıran basıncı buluyoruz. Ama tabii bunu her gün bunu kullanmak gerekiyor. Uyuduğunuz her zaman. Dolayısıyla bütün ömür boyu kullanmak, biraz insanın tabiatı, bir müddet sonra hastalar gevşiyorlar. Bazen haftada birkaç gün bırakıyorlar. Dolayısıyla hafif olgularda
Anatomik bunu açıklayabilecek burunda genizde olsun darlık yaratan bazı durumlar olduğu durumlarda ve hastanın genç olduğu, özellikle de bu bizim indeks saat başına düşen solunum olaylarının 30'un altında hatta 15'in altında olduğu hafif olgularda biz biraz bu cihazı kullanmayı ötelemek için uygun vakalarda, hepsi için demiyorum, kulak burun boğazla işbirliği yapıp bazı cerrahi yöntemlerden de yararlanıyoruz. Hı hı. Ama esas olarak demek 30'un üzerindeyse bu ağır vakalarda zaten hiçbir faydası olmuyor cerrahinin de. Hı. Onlar otomatikman hangi yaşta olursa olsun cihaz öneriyoruz. Yerine göre değişiyor ama esas olarak bunun bugün için tek tedavisi maalesef o. O cihaz, ama cihazın belki başta kullanımı biraz insanları yorabilir ama sonra da cihazsız uyuyamaz hali. Evet. Çünkü onun o hani laf aramızda ben eşimi bırakırım hocam, bu cihazı bırakmam diye arkalarım var. Evet, yani o kaliteli uykunun tadına varınca da bina cihazsız evet, uyumamayı tercih eden aynen kişiler öyle de var. Ben de hani bu konularda çok ilgilendiğimiz için de hocam, yani korkmadan doktora gidip bir şekilde tedavimizi almamız gerekiyor. Allah korusun. Bir sabah felçle uyuyamayabilir. Kalp krizi olabilir değil mi hocam? Allah korusun. Evet. Nefessiz kaldığınızı düşünün gece boyunca, neler başımıza gelebilecekse işte öyle bir risk altındayız. Bizlere de çok iş düşüyor. Çocuğumuza, eşimize sahip çıkacağız. Uyku esnasında yaşadığı sorun varsa tutacağız kolundan, bir nöroloğa götüreceğiz. Hastalarımıza şunu öneriyorum ben. Lütfen. Şimdi uyanıkken 4-5 tane nefes alın. Sonra nefesinizi tutun ve 30 ila 45 saniye nefes almadan durun. Sonra 3-4 nefes alın. Bir daha 30-40 saniye nefes almadan durun. Bunu uyanıkken bir 2 dakika yapın bakalım nasıl bir şey. Nasıl bir şey? Gece yaşadığınızda. Gece yaşadığınız olay aynen bu işte. Çok güzel bir deney aslında. Kendi kendimize yapıp doktora gidişimizi hızlandırabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. Ederim. Tekrar mutlaka bekliyoruz. Doçent Doktor Turan Atay'la birlikteydik. Nöroloji uzmanımızla uyku problemlerini konuştuk. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Estetikten bahsedeceğiz. Yine çok değerli bir hocamızla birlikte olacağız. Operatör Doktor Sedat Baş geliyor. Ayrılmayın, hemen geliyoruz.